Merhaba arkadaşlar, Lepiştes Çakvar'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün tavşanlarınız, civcivleriniz, ginepiklerinizi, hatta çıtayı biraz daha yükseltirsek fareniz varsa fareleriniz için suluk yapacağız. Suluğu işte nipelli yapmak daha mantıklı aslında tavşanlar için, ama nipel şimdi almaya biraz da üşendim. 0 TL'ye neredeyse bir suluk yapmış olacağız. Kola şişesinden, limonata şişesinden vesaire, ben şu an mesela limonata şişesinden yapacağım. Altına kullanacağım kapta, yani suyun asıl dolacağı kapta çikolata kabı olacak. Yani hepinizin evinde kolaylıkla bulabileceğiniz, hatta çikolata kabı yoksa dondurma kabı, herhangi bir şey, yani sizin o an elinizde ne varsa ona göre kullanacağınız herhangi bir malzemeyle yapabileceğiniz bir sistem olacak. Sistem gayet basit. Yani normalde yemlik suluk satıcılarında bulduğunuz sulukların yapısıyla aynı olacak, ama çok daha küçük ve çok daha pratik halde olacak. Ve biz bunu tamamen masrafsız yapmış olacağız. Öncelikle şişemize en az 2 tane delik açacağız. Ben 3 tane açmayı tercih edeceğim. 2 tane açmamızın sebebi ne? Bir tane açarsanız açık hava basıncı yüzünden bura suyu boşaltmayacaktır. 2 tane açtığınız zaman birinden hava alacak, birinden suyu verecektir. Ben 3 tane yapacağım ki tıkanma olduğu zaman İlla garantiye almış olalım. Yani bir şekilde su akmaya devam etsin. Gözümüzden kaçtığı zaman hayvanlar mağdur kalmasın. Sürekli su doldurmak zahmet verdiği için böyle bir sistem yapıyoruz. Eğer çok fazla hayvanınız varsa bunun gibi küçük değil, çok daha büyük şişelerle, işte 5 litreliktir, hatta bayağı bir çiftliğiniz varsa 20 litrelik damacanalarla bunu yapabilirsiniz. Yine masrafsız olacaktır yani. 3 delikten bir tanesini milimetrik de olsa yüksekte yapmaya çalışacağım ki havayı direkt oradan alsın, diğer yerlerden versin. Çok da mühim değil. Hepsini aynı hizada açabilirsiniz. Çok sıkıntı yaratmayacaktır. Tavşanlar su içmiyor diye düşünülebiliyor. Hatta bazı pet shoplar bunu söyleyebiliyor. Tavşanlar kesinlikle su içer arkadaşlar. Böyle bir şey yok. İşte marul verdiğiniz zaman su içmeyecektir, su ihtiyacını maruldan karşılayacaktır gibi ithamlar var. Yok böyle bir şey. Tüm canlıların ortak ihtiyacı sudur ve bunu ihmal etmemeniz gerekiyor. Tavşan da olsa, köpek, kedi, insan, kim olursa olsun tüm hayvanların suya ihtiyacı vardır. Ortak özelliğimizdir. İşte marulda da işte sulu bir sebze olduğu için ihtiyacını karşılayabileceği söyleniyor, ama yok öyle bir şey. Hatta daha da çok bilmiş gibi konuşuyorlar. Diyorlar ki marulla suyu aynı anda verdiğiniz zaman ishal yapacaktır hayvanınızı, sağda bozulacaktır diyorlar. Aksine ishal yapan şey su değil, ishal yapan şey maruldur. Tavşanlarınızı marulla beslemenizi de çok tavsiye etmiyorum zaten. Marulun çok besleyici bir özelliği yok. Kuru yonca vermeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Hayvanınız için hem protein hem selüloz ihtiyacını çok daha iyi bir şekilde karşılayacaktır. Yeşil yonca da verebilirsiniz, ama kuru yonca vermeniz hayvanınız açısından daha sağlıklı olacaktır. Ara ara da yeşil otlardan verin tabii ki hayvanın mutluluğu için. Asıl beslemeniz gereken işte yem şeyleri hakkında farklı bir video çekmemi isterseniz onu da çekerim. Şimdi videonun konusunu çok fazla dağıtmayalım. Şimdi yavaştan deliklerimizi açalım. Deliklerinizi çok fazla büyük açmayın. Ben kaç dereceli matkap ucundan yapacağım? 5 numaralı matkap ucuyla yapacağım. Matkapımıza takalım. 3 tane deliğimizi aynı hizadan açmaya çalışalım. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Kabınız sizin şu an yanınızdadır. Benim yanımda değil. Tavşanlar şu an yanımda bulunmuyor çünkü. Tavşanların bulunduğu kaba göre aslında ben hizayı aldım. Ona göre yapacaksınız. Mesela bir kap var. Çikolata kabından örnek verelim. Bu şekilde koyduğunuz zaman tamamen ucu yere değmeyecek. Kabın tamamen yerine değmeyecek. Ama çok da üstünden deliği açmayacaksınız. Kabın hizasının üstünden delik açmayacaksınız. Kabın tam ortasına gelecek yerden delik açın ki hem su boşaldığı zaman doldurması kolay olsun, taşmasın. Hem çok tabanda olursa da hayvanlarınızın içebileceği bir seviye olmayacaktır. Böyle tam makul bir seviyede deliklerinizi açın. Yani normalde ne kadar dolduruyorsanız onun belki bir santim falan altından yapın ki işte dolmasında da kolaylık olsun. Şimdi deliğimizi açmaya başlayalım. Daha fazla lafı uzatmadan. Aa, bu bayağı yapmadı.
Gördüğünüz şu hizadan açacağım. Siz de buna benzer bir limonata şişesi falan kullanırsanız açarsınız. Birinci deliğimizi açtık. Gördüğünüz gibi ebat bu şekilde olacak. Çok fazla büyütmenize gerek yok. Bu yeterli olacaktır. Eğer matkabınız yoksa bunu maket bıçağı veya normal bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Bunu part 2'de, şu an çok fazla uzatmayalım videoyu. İki bölüm halinde atayım ki çok fazla sıkılmayın. Zaten sıkılınacak bir şey değil de video çok uzun olduğu zaman yüklemek de zor oluyor. Şimdilik bu kadar olsun. Sadece deliklerimizi açtık. Telle bağlayıp kümesimize yerleştireceğiz. Altına da kabı sabitleyeceğiz ki hayvanlarımız zaten devirmesin diye. Hepinize sağlıklı hobiler diliyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.